Silah bilgisi 14. bölüm kişi koruma ve silah kullanma esasları. Kişi koruma, korunan kişi, koruma görevlisi ve mahalli emniyet ve istihbarat birimlerin yakın işbirliğiyle gerçekleştirilecek bir hizmettir. Koruma görevlisi karşılaştığı durumlarda paniğe kapılmadan soğukkanlı davranabilecek, zihnen ve hazırlıklarıyla olayların önünde ve olaylara yön verecek yetenekte olmalıdır. Kişi koruma kavramı ve ilgili kavramlar. Koruma, canma ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür. Kişi koruma ise önemli kişilerin bedensel bir zarardan, utandırıcı, rahatsız edici ve saygınlığına zarar verici durumlardan sosyal yaşantısının tüm alanlarında katıldığı tüm faaliyetlerde ve seyahatlerinde korunmasıdır. Bu koruma profesyonel kişiler tarafından 24 saat şahsın evinde, iş yerinde ve diğer yerlerde teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile devam eden hizmetlerdir. Farklı yerlere ve durumlara göre koruma çeşitleri belirlenmektedir. Başlıca koruma çeşitleri şunlardır: özel koruma, yakın koruma, çağrı üzerine koruma, konut koruması, iş yeri koruması şeklinde. Özel koruma, korunacak kişinin günü 24 saati tüm yaşam alanlarında ve sosyal olarak katıldığı organizasyonlardan faaliyetlere kadar karşılaşabileceği tüm tehlikelere karşı alınan tedbirlerdir. Yakın koruma, korunacak kişinin ikametinden ayrıldıktan sonra ona eşlik etmek suretiyle birebir yanından ayrılmayarak gelebilecek tüm tehlikelere karşı alınan tedbirlerdir. Çağrı üzerine koruma, sürekli olmayan ve korunacak kişinin talebi üzerine belirlediği zamanlarda ve belirlediği yerlerde tüm tehlikelere karşı alınan tedbirlerdir. Bu koruma hizmeti saatlik, günlük veya daha uzun sürelerde de olabilir. Konut ve iş yeri koruması, korunacak kişilerin yaşadıkları konutlarında ve çalıştıkları iş yerlerinde nokta bir alan tesis edilerek tüm tehlikelere karşı alınan tedbirlerdir. Koruma faaliyetleri meydana gelebilecek saldırı yöntem ve aletlerine karşı koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini, saldırı planları yapanların gözlemlenerek tespit edilmesini, saldırı ve tehlikeyi tespite yönelik istihbarat çalışmasını, saldırı noktalarının tespiti için öncü güvenlik ve istihbarat çalışması kapsamaktadır. Koruma hukukuna temel olan ve silah kullanmaya yetki veren mevzuat. Resmi koruma hizmeti devlet adamlarına ve kanunların öngördüğü kişilere yapılan koruma hizmetidir. Resmi koruma örnek Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık korumaları örnek verilebilir. Özel koruma ya da diğer adıyla ticari koruma ise ihtiyaç sahibiyle koruma hizmeti veren firma veya kişilerin anlaşması ile verilmektedir. Özel koruma örnek sanatçıların kendilerini korumaya yönelik görevlendirdikleri korumalar verilebilir. Korunacak kişilere verilecek hizmetlerin yasal dayanakları olmak zorundadır. Yasal dayanaktan yoksun olan koruma hizmetinde neler yapılacağı ve nasıl davranacağı hakkında bilgi sahibi olmak çok zordur. Bununla birlikte koruma hizmeti verilirken karşılaşılan bazı durumlarda da silah kullanmak gerekebilir. Bu nedenle profesyonelce yapılan kişi koruma hizmetinin ve silah kullanma yetkisinin yasal dayanaklarını özel güvenlik personeli bilmesi gerekir. Koruma hukukunun yasal dayanakları şunlardır: Anayasa, Kanunlar, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu, madde 11AC şıkları, daha sonra 37-13 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, madde 20, 44-22 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, Meclis Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, Başbakan ve Bakanları Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, Eskort Yönetmeliği, Koruma Hizmetleri Yönergesi, 51-88 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uygulanmasını gösteren yönetmelik şeklinde sayılabilir. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla birlikte kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir bu kanun. Daha sonra bu kanunla özel güvenlik personeline kişileri koruma yetkisi verilmiştir. Özel güvenlik görevlisi 51.88 sayılı kanunun 9. maddesinde ifade edilen bu görevliler 7. maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanılabilirler demektedir. Silah kullanmaya yetki veren yasal düzenlemeler şunlardır: Türk Medeni Kanunu madde 20, Türk Ceza Kanunu madde 25, daha sonra Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu madde 16, Türk Ceza Kanunu madde 25, Koruma Hizmetleri Yönergesi 51.88 sayılı yasanın 8. maddesi şeklinde. Bunun yanında 51.88 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 24. maddesinde de silah taşıyacak özel güvenlik görevlerinde 61.36 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanunda belirtilen şartlar aranacağı belirtilmiş. Özel güvenlik görevlileri kanunda sayılan yetkilerini ve silah kullanma yetkisini ancak görevli oldukları zamanlarda ve görev yerlerinde kullanabilirler. Silah kullanmada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Türk Ceza Kanunu 25. maddesinde ifadesini bulan meşru müdafaa şartlarının oluşması gerektiğidir.
Koruma hizmetinin amacı, temel prensipleri ve aşamaları. Koruma hizmetinin birincil amacı, koruma hizmeti verilen kişiyi fiziksel zarara uğramaktan, onun şahsi ya da özgürlüğüne tehlike yaratabilecek durumlardan korumaktır. Bu durumlar öldürülme, fiziksel tehdit, haraç isteme, kaçırılma, saldırı ve suikastlar olabilir. Bununla birlikte ikinci amaç olarak da koruma hizmeti verilen kişiyi utandırıcı bir durumdan veya rahatsız edilmekten korumaktır. Koruma hizmeti yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar veya prensipler şunlardır. Tam olarak korumanın sağlanamayacağı bilinmelidir. Ancak tüm tedbirler eksiksiz alınmalıdır. Koruma hizmetinin içeriği ve kapsamı korunacak kişinin bulunduğu makama, şahsiyetine, kısaca önemine göre yapılmalı. Koruma hizmeti korunan şahsın hareket özgürlüğünü kısıtlamadan yapılmalı. Korunacak kişinin özel hayatına ve bulunduğu makam ile şahsiyetine gerekli özen gösterilmeli. Her türlü koruma hizmeti önceden planlanarak, ilgililerle koordine edilerek, görevli personel plana adapte edilerek, gerekli tesisat ve donanım ile yapılmalı. Koruma hizmeti verilen kişi her türlü tehdit ve tehlikeden, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalı. Koruma hizmeti sırasında meydana gelebilecek tehlike durumlarında alternatif güvenlik alanları, hastaneler ve buna benzer yerler koruma ekibi tarafından bilinmeli. Koruma hizmeti 24 saat sürekli verilen bir hizmet olduğundan dolayı koruma görevlileri sosyal yaşantılarını korunan kişiye göre ayarlamalı. Koruma elemanları kendilerini ve korunan kişiyi koruyabilmek için devamlı sağlıklı ve dinç olmalı. Koruma görevine çıkmadan önce gerekli tüm tesisatın çalışır vaziyette ve hazır olup olmadığı kontrol edilmeli. Koruma hizmetleri sırasında meydana gelebilecek tehlike durumlarında silah kullanmak son çaredir. Koruma görevinde ekip çalışması ve bu ekibin birbiriyle koordineli çalışması uyumluluğu çok önemlidir. Koruma hizmetinde uygulanacak prosedür önceden belirlenmeli, ekip tarafından tam olarak benimsenmeli ve korumalar ve korunacak kişi birbirlerini iyi tanımalıdır. Görevlerdeki telsiz konuşmalarında kodlu konuşmaya özen gösterilmeli. Korunan kişinin güzergahında en kısa ve güvenli yol seçilmeli. Koruma planları yetkililerin haricinde değiştirilmemeli. Değişikliklerden koruma personeli bilgilendirilmeli ve planlara ilgisiz kişilerin ulaşması engellenmeli. Kalabalık içerisinde insanların ellerine ve yüz ifadelerine dikkat edilerek olumsuz durumlar hemen ekip amirine bildirilmeli. Koruma görevlisinin kıyafeti rahat hareket etmesini engellememeli ve elleri daima boş olmalı. Koruma hizmetinin yapılması esnasında görevin başından sonuna kadar aşamaları söz konusudur. Bunlar, koruma hizmeti yeterince yerine getiriliyorsa korunan kişiyle ilgili olarak daima bir tehlike durumu söz konusudur. Korunan kişinin herhangi bir program veya rutin bir işlemi esnasında olması muhtemel tehlikelerden zarar görmeden gidebileceği bir güzergah seçimi yapmak gerekmektedir. Koruma hizmeti esnasında karşılaşılan bir tehlikeyi ortadan kaldırmak ve korunan kişiye zarar gelmesini engellemek için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır. Saldırı veya tehlikeye uygun usulle bertaraf etmek gerekir. Korumaya alınacak kişiler. Koruma hizmetleri önemli görülen kişileri veya bir tehlike altında bulunan kişilere yönelik sağlanmaktadır. Bu kişiler şunlardır. Terörle mücadele kapsamında korunacak kişiler. Çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında korunacak kişiler. Ceza davaları ve diğer koruma hizmetleri kapsamında korunacak kişiler. Özel güvenlik teşkilatı kapsamında korunacak kişiler. Görevleri sebebiyle korumaya alınacak kişiler. Cumhurbaşkanı, başbakan gibi. Görevleri süresince taleplerine bakılmaksızın korumaya alınacaklar. Görevden ayrıldıktan sonra taleplerine bakılmaksızın süreli olarak korumaya alınacaklar. Görevleri süresince talepleri halinde korumaya alınacaklar. Ağır ceza reisleri gibi. Talepleri halinde korumaya alınacaklar. İş adamları, sanatçılar gibi. İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar. Yakınlarının durumu sebebiyle can güvenliği bulunmayan yabancı şahıslar, çeşitli sebeplerle can güvenlikleri tehdit altında olanlar, özellikle 62-84 sayılı kanun kapsamında şiddet gören kadınlar, istihbari birimler tarafından korunması istenen kişilerdir. Koruma hizmeti sunulan kişilere yönelik saldırı nedenleri, metotları ve saldırıya karşı koruma metotları. Saldırı nedenleri şunlardır. Devrimci ya da siyasi nedenler, dini nedenler, ekonomik nedenler, ideolojik nedenler, kişisel nedenler, psikolojik nedenler, profesyonel nedenlerdir. Terör odaklı örgütlenmiş gruplar tarafından saldırılar devrimci, siyasi, ideolojik ve dini nedenlerle yapılmaktadır. Çıkar amaçlı suç örgütleri tarafından iş adamlarına veya varlıklı kişilere yönelik ekonomik ve profesyonel nedenlerden saldırılar yapılmaktadır. Bu konumda olan kişileri kaçırıp fidye istemek veya rakipler tarafından ortadan kaldırmak ekonomik fayda sağlamaktadır. Muhtemel olabilecek saldırılar şunlardır. Yakın mesafeden yapılan saldırılar, saldırganlar korunan şahsa temas edecek kadar yaklaşarak bu saldırıyı düzenlendirilir. Bu saldırı türünde genellikle bıçak ve tabanca kullanılır. Uzak mesafeden yapılan saldırılar, saldırı düzenlenecek hedef ile göz teması ve bedenen temas söz konusu değildir. Saldırı yapılacak mesafe yaklaşık 5 ila 10 metre arasında değişir.
Bu tür saldırılarda genellikle uzun namlulu silahlar ve tüfekler kullanılır. Ayrıca uzak mesafeden etkili olan keskin nişancı tüfekleriyle de saldırılar yapılabilmektedir. Patlayıcı maddelerle yapılan suikastlar, bu tür saldırılar genellikle organize olmuş geniş gruplar tarafından yapılabilir. Saldırıyı yapacak kişilerin patlayıcılar ile ilgili özel eğitim almaları gerekir. Bu saldırı türünü genellikle terör örgütleri yapar. Silah olarak kullanılan diğer malzemeler ve aletler. Günümüzde teknolojiye uygun olarak çeşitli araçlar, mikroplar, teknolojik araçlar ve uçaklar saldırılarda kullanılmaktadır. Ayrıca adam kaçırma, yangınlar ve sabotajlar da doğrudan veya dolaylı saldırıda kullanılan metotlardır. Önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırılar. Bu tür saldırılar genellikle belli makam sahibi ve tanınan kişilerin saygınlığına yönelik yapılan saldırılardır. Tükürme, hakaret etme, küfür etme, yumurta, domates gibi yabancı cisimler atma ve toplantılarda veya başka ortamlarda yapılan konuşmayı sabote etmek bu tür saldırılardandır. Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde hareket tarzı şu şekilde olmalı. Saldırı başladığında ilk olarak farkına varılan koruma görevlisi diğerlerine yüksek sesle bağırarak saldırının nereden geldiğini haber vermeli. Saldırganın nerede olduğunu bildirmek için en kolay yöntem saat yöntemidir. Saldırıyı gerçekleştiren kişiyi en yakındaki koruma görevlisi etkisiz hale getirir. Saldırıdan kaçış yönü daima saldırının tersi istikameti veya daha önceden belirlenmiş güvenli yerdir. Yakında araç varsa korunan kişinin bulunduğu yere getirilerek korunan kişi arka koltuğa hızlıca itilir. Koruma amiri korunan kişiyle saldırgan arasında olmalı. Önemli kişi çabuk ve sakin bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür. İkinci saldırı ihtimaline dikkat edilir. Saldırının bertaraf edilmesinden sonra saldırganı yakalama işi yerel güvenlik görevlilerine bırakılır. Ekip önemli bir kişiyi korumakla görevli olduğundan onu güvenli bölgeye çıkıncaya kadar diğer elemanlara da yardım etmez. Saldırının kesin olarak bertaraf edilmesinden sonra ihtiyaç varsa saldırganın yakalanmasına yardım edilir. Saldırıları engellemeye yönelik alınacak genel önlemler. Korunan kişinin özellikle ikameti ve iş yerinde saldırılara karşı fiziksel önlemler alınmalı. Fiziki güvenlik önlemleri binaların içinde bulunduğu alanı kapsayacak şekilde güvenlik altına alınmak, istenen alanın güvenliğini sağlamak, bu alanı fiziksel engellerle diğer bölgelerden ayırmak, bu alanlara tüm araç, şahıs ve eşyaların taranarak alınmasını temin etmek, tehlikenin önemli kişiye ulaşmasına engel olmak için yapılan düzenlerdir. Önemli kişinin etrafında koruma çemberleri oluşturmakta yararlandığımız ve daima veya geçici şekilde oluşturan bu fiziki engeller barikat olarak adlandırılmakta olup başlıcaları şunlardır. Konut veya iş yerlerinin çevresinde yapılan duvarlar ve tel örgüler. Tel örgüleri ve duvara aşmanın yasak olduğunu gösteren ikaz levhaları görünecek şekilde asılı olmalı. Kontrol noktalarında içeriye giriş çıkışı fiziki olarak engelleyen bariyerler ve araçların gireceği yönü gösteren kapanlar. Bu önlemler koruma görevlisinin isteğine göre açılır kapanır olmalı. Harekete duyarlı erken algılama ve uyarı sistemleri ile kamera sistemleri. Bu sistemleri kontrol eden ve izleyen bir koruma görevlisi devamlı olmalıdır. Kapalı olan yerlerde bulunan kilitler, girilmesi istenmeyen yerler kapalı olmalı ve devamlı kilitli tutulmalı. Koruma hizmeti verilen yerlerin giriş çıkışlarına yapılan kartlı sistemler, turnikeler ve sabit noktalar. Giriş çıkışlarda devamlı koruma görevlileri bulunmalı. Koruma hizmeti verilen yerlerin çevresinde yapılan harekete duyarlı aydınlatma sistemleri ve içeri girmenin yasak olduğunu gösterir ikaz levhaları. Fiziki önlemlerin yanında koruma görevlisinin de içinde bulunduğu durum koruma hizmetinde önemlidir. Koruma görevlisi kendini göreve ne kadar hazır hissederse o kadar başarılı olur. Kişisel koruyucu önlemler de şunlardır. Koruma görevlileri gizliliğe riayet etmeli. Koruma görevlileri koruma hizmetini yerine getirirken yapılan işlerde rutinlikten kaçınmalı. Koruma görevlileri koruma hizmeti esnasında devamlı uyanık ve çevresindeki olumsuz veya sıra dışı durumlara karşı şüpheci olmalı. Koruma görevlileri yapılan koruma hizmetini bir sistem ve plan dahilinde yaparak buna riayet etmeli. Koruma görevlileri koruma hizmetini yerine getirirken ekip içerisinde haberleşmeye ve koordinasyona yüksek seviyede dikkat etmeli. Koruma görevlileri koruma hizmeti esnasında girişimci ve sağduyulu olarak görev yapmaya özen göstermeli. Koruma personelinde bulunması gereken nitelikler. Görevin gereklerini karşılayacak şekilde bedeni ve fikri yeterliliğe sahip olmalı. Meydana gelebilecek olaylar karşısında soğukkanlı, kendine güvenen ve cesaret sahibi olmalı. İtaatkar ve disiplinli olmalı. Koruma hizmetini yerine getirirken sabırlı ve sebatkar olmalı. Daha sonra koruma hizmeti esnasında koruma ekibinde bulunan diğer arkadaşlarıyla dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışmalı. Protokol kurallarını bilmeli ve gerekli durumlarda uygulayabilmeli. İşi gereği ketum olmalı ve yaptığı görev ve korunan kişiyle ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşmamalı. Gerektiğinde inisiyatif alabilmeli ve tek başına çalışma kabiliyetine ve bilgisine sahip olmalı. Dürüst, mert olmalı ve kötü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmalı. İlk yardım konusunda yaralılara müdahale edebilecek kadar bilgiye sahip olmalı. Saldırılara karşı koyabilecek derece iyi silah kullanmalı ve yakın dövüş sporlarını bilmelidir.
Koruma ekibinin görevleri. Koruma amiri. Koruma amiri koruma güvenliği konusunda uzmandır ve önemli kişiye yakın koruma temin eder. Koruma amiri koruma ekibini planlar, sevk ve idare eder. Bir konvoyda koruma amiri makam aracının ön yolcu koltuğunda oturur. Şoförün hemen sağında. Korunan önemli kişi de koruma amirinin tam arkasında, arka koltuğunda oturuyor yani. Ekip amiri ekipteki memurların taktik komutanıdır ve koruma amirine karşı sorumludur. Takip aracının ön yolcu koltuğunda oturur o da. Sol arka koruma koruma ekibinin destek görevlerinden biri olup hem konvoy hem de yürüme düzenlerinde sorumlu olan personeldir. Sol arka koruma konvoydaki takip arabasını sol arka koltuğa oturur. Koruma sol tarafa bakar ve sürücüye trafik durumu ve emniyetli şerit değiştirme konusunda bilgi verir. Sağ arka koruma koruma ekibinin destek görevlerinden biri olup hem konvoy hem de yürüme düzenlerinde sorumlu olan personeldir. Sağ arka koruma konvoydaki takip arasında sağ arka koltuğa oturur. Koruma sağ tarafa bakar ve sürücüye trafik durumu ve emniyetli şerit değiştirme konusunda bilgi verir. Takip memuru veya silahlı adam yüksek profil veya tehdidi kapsayan koruma görevlerinde önemlidir. Takip memuru konvoydaki takip arabasının arkasında veya ve arkaya dönük oturur. Takip memuru bir konvoyda takip arabası için ilave ateş gücü veya arka tarafın korunmasını sağlar. Öncü korumalar, öncü koruma veya nokta adam korunan kişinin ziyaret edeceği belli yerler hakkında güvenlik uzmanıdır ve korunan kişinin gelişinden önce ziyaret yerindeki güvenlik önlemlerinin planlama ve uygulanmasına sorumludur. Limuzin veya makam aracı sürücüsü. Korunan kişinin içinde bulunduğu makam arabasını sürmekten sorumludur. Limuzin sürücüsünün savunma sürücülük teknikleri konusunda yetenekli olması gerekir. Hem savunma hem de sürücülük teknikleri konusunda. Takip arabası sürücüsü. Takip aracı sürücüsü ekip amiri sağ arka ve sol arka korumanın bulunduğu aracı kullanmaktan sorumludur. Önceden yerleştirilen görevler. Bazı durumlarda koruma ekibi ek destek personeli kullanır. Bunlar koruma ekibinin ilgili alana gelmesinden önce güvenliği sağlamak için önceden yerleştirilen memurları kapsayabilir. Önceden yerleştirilen görevliler, görevler bitinceye ya da başka bir görev atılıncaya kadar ilk tayin edildikleri yerde kalarak belli bir görevi yerine getirmeye devam eder. Karşı gözetim görevlileri, tehdit seviyesi yüksek durumlarda karşı gözetleme memurları normal olarak 2 kişilik ekiplerden ibarettir. Onlar konvoy araçlarına binmez ve yürüme düzenlerine katılmazlar. Öncü aracı görevlileri, öncü araç yani bazen kılavuz araç veya ileri araç da denir. Genellikle resmi polis aracıdır. Aracı yerel polis memuru sürer ve koruma polisi de yanında oturur. Koruma düzenleri ve taktikleri. Genel koruma düzeni. İdeal olarak koruma her zaman korunan kişi etrafında 360 derecelik koruma düzeni sürdürür. Bu 360 derecelik koruma hem görsel hem de fizikseldir. Bu durum korunan kişinin ikametgahta veya yürüme düzeninde olduğuna bakmadan uygulanır. Güvenlik çember düzeni. Korunan kişinin ziyaret edebileceği her yerde onun etrafında güvenlik çemberi olarak da bilinen parametreler ve çeperler kurulmalıdır. Bu parametreler 3 eş merkezli güvenlik çemberinden oluşur. İç çember, orta çember, dış çember şeklinde. 3 eş merkezli güvenlik çemberi esnektir. Duruma göre genişletilebilir veya daraltılabilir. Her çember o çembere kimlerin girmesine izin verilmesi konusunda uygun düzeyde filtreleme sistemi temin eder. Çember korunan kişiye ne kadar yakın olursa güvenlik düzeyi de o kadar artar. Dış çemberden başlayarak her çember gittikçe daha az sayıda insanın korumasına daha az sayıda insanın girmesine müsaade eder. Yaya koruma düzenleri. Bir kişiyle koruma. Az ya da orta düzey dereceli tehdit durumunda kullanılır. Bir kişiyle koruma yapıldığından tüm yönlerin kontrolü bu personele aittir. Normal şartlarda önemli kişiye göre arka tarafta tehlike durumuna göre sağ sol veya önde yürür. İki kişiyle koruma. Her iki personel 360 derecelik alanı kontrol edecek şekilde yerlerini alır. Tehlikenin yönüne göre yürüyüş pozisyonu belirlenir. Bir kişi dikkatini tehlikeye, bir kişi önemli kişiye verir. Öndeki personel öncü gibi görev yapar. 3 kişiyle koruma. Kalabalık yerlerde ve yüksek tehditlerde ihtiyaç duyulur. Her eleman 120 derecelik koruma sağlar. Tehlikeli yerlerden geçerken bir personel dikkatini önemli kişiye, diğerleri tehlike yönüne verir. 4 kişiyle koruma. Amir dikkatini önemli kişiye yöneltir. Diğerleri tüm alanı gözetleyecek şekilde konuşlanır. 5 kişiyle koruma. Koruma amiri dikkatini çemberin içine ve önemli kişiye yöneltir. Diğerleri tüm çevreyi kapsayacak şekilde tehdide göre bir koruyucu karo oluşturur 5 kişide. Karo tehdit durumuna göre şekil değiştirir. Tehdidin geleceği istikamete göre veya
ters V şeklinde düzen alabilir. 6 kişiyle koruma. Koruma amiri dikkatini çemberin içine ve korunan kişiye yöneltir. Diğer personel koruma çemberi oluşturur. Tehlikenin gelebileceği tarafı fazla personel korur. Çoklu koruma düzeni. Bu düzen maksimum koruma sağlar. VIP'e saldırı en üst düzeyde kabul edilir. Devlet başkanları ve başbakanlara uygulanır. Koruma elemanlarının cephelere dışa dönük, gerekirse kol kola girerler. Kalabalıklar karşısında koruma düzeni. Korunan kişi bir kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri genellikle çemberin içinde olur. Diğer koruma görevlileri dışa dönük ve kol kola yürürler. Toplantılarda koruma düzeni. Toplantının yapılacağı yer ve burada bulunan oturma yerleri, kürsü gibi yerler. Şimdi şey yapalım. Ekranda 5 kişiyle yapılan bir koruma düzeninin şeyi var arkadaşlar. Gösterim var. Görüyorsunuz karo düzeni var. 5 kişiyle yapılan koruma düzeninde genelde karo düzeni olarak şey yapılıyor. Koruma yapılıyor. VIP'in hemen arkasında yer alıyor şeyler. Koruma amirleri. Koruma amiri. Ve etrafında diğer korumalar yer alıyor. Veya V düzeni de oluyor. Ters V ya da düz V şeklinde. Görüyorsunuz. Ve çoklu çemberle yapılan koruma düzenleri var ekrandaki gibi. Bu şekilde yapılabiliyor. VIP ortada oluyor. Etrafını çeviriyorlar. Arkada koruma amiri oluyor. Hemen şeyin arkasında. VIP'in arkasında. Evet, toplantılarda koruma düzeninden bahsediyoruz. Toplantının yapılacağı yer ve burada bulunan oturma yerleri, kürsü gibi yerler ondan geçmesine izin verilir. Böylece etkili bir filtreleme sağlar. Eş merkezli çember düzeni belirlendiğinde göz önüne alınacak ilk konulardan biri korunan kişinin bulunduğu yerdir. Eş merkezli çember düzeni nasıl olacağını etkileyen bazı etkenler vardır. Bunlar korunan kişinin makamı ve statüsü, algılanan mevcut tehdit düzeyi, binanın kapasitesi ve fiziksel durum, binanın alandaki diğer bina ve yollara kıyasla bulunduğu konum ve koruma ekibinin sayısı ve nitelikleri. İş çember. İş çember 3 çemberin en kısıtlı olanıdır ki bu alan doğrudan doğruya korunan kişinin yakın çevresini içerir ve oraya sadece koruma memurları girebilir. İş çembere girmelerine izin verilebilecek kişilere örnekler protokol görevlileri, korunan kişinin çalışanları, aile üyeleri, korunan kişinin kişisel çevirmenleri, korunan kişinin konutları. Orta çember iş çemberi çeviren daha geniş alanları ve burada koruma ekibi dışındaki memurlar veya yerel sivil kıyafetli güvenlik ya da polis memurları görevlendirilir. Orta çemberlere girmelerine izin verilebilecek kişiler örnekler, öncü araçtaki korumalar, tehdit bilgilerinden sorumlu koruyucu güvenlik enformasyon memurları, patlayıcı madde imha uzmanları, iç çembere girmelerine izin verilmeyen resmi kişiler veya korunan kişinin çalışanları. Dış çember ilk savunma hattıdır. Eş merkezli çemberi en geniştir ve korunan kişiden en uzak olanıdır. Dış çemberde informal yerel polis veya güvenlik yetkilileri görev yapar. Dış çembere girmelerine izin verilebilecek kişilere örnekler. Özel silah ve taktikler yani polis özel harekat veya jandarma özel harekat personeli. Personel, sürücüler, informalı polis memurları, haklı nedeni olan kişiler. Öncü koruma her an için farklı güvenlik çemberlerin yerini ve her birinde hangi tarama sürecini kullanacağını kararlaştırır. Güvenlik çemberlerinde çalışan herkes ile özellikle koruma ekibine tayin olan kişilerin görevleri veya fonksiyonları dolayısıyla korunan kişiyle şahsen iletişim kuracak kişileri tanımaları çok önemlidir. Evet, şey var, koruma çemberinin şekilsel olarak gösterimi. VIP ortada, iş çember veya iç halka da deniyor. Daha sonra orta halka var ya da orta çember ve dış halka, dış çember bu şekilde. Önceden kontrol edilerek güvenlik altına alınır. Daha sonra korunan kişinin bulunacağı yer fiziki olarak belirlenir. Konuk ve basın mensuplarının yaklaşmalarını sınırlayacak tedbirler alınır. Merdiven ve asansörlerde koruma düzeni. Korunan kişi mümkünse döner kapıdan geçirilmemeli. Merdivende önemli kişiyle bir başka kişinin paralel olmamasına dikkat edilmeli. Merdivenin aşağısında koruma görevlisi. Herhangi bir kimsenin merdivene gelmesine engel olmalı. Yürüyen merdivenin yanında normal merdiven varsa bir görevli arada bulunmalı. Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalı. Asansörde öncü koruma görevlisi asansörün başında bulunmalı. Ve korunan kişi bininceye kadar asansör açık tutulmalı. Öncü koruma görevlisi asansöre en son binmeli ve asansörden korunan personelden önce inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalı. Evet, ekranda yürüyen merdivende bir koruma düzeni var şekilsel olarak ve asansörde var görüyorsunuz. Bölüm değerlendirme. Yakın koruma, iş yeri koruma, çağrı üzerine koruma, koruma türlerindendir. Yakın koruma korunacak kişinin ikametinden ayrıldıktan sonra ona ilişkilik etmek suretiyle birebir yanından ayrılmayarak gelebilecek tüm tehlikelere karşı alınan tedbirlerdir. Terörle mücadele kanunu silah kullanma için dayanıklı. Dini nedenler, ekonomik nedenler, siyasi nedenler, psikolojik nedenler,
önemli kişiye yönelik yapılan saldırıların nedenlerindendir. Koruma amiri, ekip amiri, makam aracı sürücüsü, koruma ekibinin üyelerindendir. Koruma amiri, koruma güvenliği konusunda uzmandır. Koruma ekibini planlar ve sevk ve idare eder. Koruma ekibinin sessiz lideridir. Koruma ekibinin başarı ya da başarısızlığından en sorumlu kişidir. İş çemberine girilmesi, iş çembere girmesine izin verilen kişiler, protokol görevlileri, korunan kişinin çalışanları, aile üyeleri, kişisel çevirmenler. Yaya koruma düzenleri, 2 kişiyle koruma düzeni, 4 kişiyle koruma düzeni, 6 kişiyle koruma düzeni, çoklu koruma düzeni şeklindedir. Korunan kişinin makamı ve statüsü, algılama mevcut tehdit düzeyi, koruma ekibinin sayısı ve nitelikleri, binanın kapasitesi ve fiziksel durumu eş çember koruma düzenini etkiler. Yumurta ile saldırma, önemli kişinin saygınlığına yönelik olabilecek saldırı türlerindedir. Evet, bu kişi koruma ile ilgili YouTube kanalında anlatım var. Birkaç tane video var arkadaşlar. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz.